Merhaba canlar, analitik geometri dersiyle devam ediyoruz. Bugün bölgelerden bahsedeceğiz. Dik koordinat sistemi 4 bölgeden oluşur. Öncelikle dik koordinat sisteminde saat yönünün tersi daima pozitif yön olacak. Önce bunu bilelim. Pozitif yön. Dik koordinat sistemi 4 bölgeden oluşacak. X'in ve Y'nin pozitif olduğu kısım bize birinci bölgeyi ifade edecek. Birinci bölgede X değerlerimiz sıfırdan büyük, Y değerlerimiz yine ne olacak? Sıfırdan büyük. Noktaların işaretlemeleri de burada artıya artı gelecek. Pozitif yönde hareket ederseniz bu sefer gelmiş olduğumuz bölge ikinci bölge olacak. İkinci bölgede dikkat ederseniz X değerlerimiz sıfırdan küçük, Y değerlerimiz yine sıfırdan büyük olmuş olacak. Bu noktadaki, bu bölgedeki noktaların işaretlemesi de eksiye artı şeklinde olacak. Yine pozitif yönde hareket ettiğimiz zaman bu durumda gelmiş olduğumuz bölge üçüncü bölge olmuş olacak. Üçüncü bölgede dikkat ederseniz x'ler sıfırdan küçük, negatif olduğundan, y'ler negatif olduğundan dolayı da sıfırdan küçük gelecek. Bu bölgedeki noktaların işaretlemesi de eksiye eksi gelmiş olacak. Yine pozitif yönde hareket ettik. Burada bu durumda gelmiş olduğumuz bölge dördüncü bölge olmuş olacak. Dikkat ederseniz x değerleri pozitif, y değerleri negatif olduğundan x'lerimiz sıfırdan büyük, y'lerimiz sıfırdan küçük olacak. Bu bölgedeki noktaların işaretlemeleri de artıya eksi şeklinde olmuş olacak. O zaman ne diyecekmişiz? Dik koordinat sistemi 4 bölgeden oluşuyor. X'in ve Y'nin pozitif olduğu bölge 1. bölge. X'in negatif, Y'nin pozitif olduğu bölge 2. bölge. X'in ve Y'nin negatif olduğu bölge 3. bölge olacak. X'in pozitif, Y'nin de negatif olduğu bölge de 4. bölgeyi ifade etmiş olacak. Pozitif yönde daima neresi olacakmış? Saat yönünün tersi olmuş olacak. Sorulara geçelim. Bakın A noktası eksi 2'ye P artı 3, B noktası 2K eksi 4'e eksi 7. Bu iki nokta analitik düzlemin aynı bölgesinde olduğuna göre P artı K'nın en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Hemen şuna dikkat edeceğim. Geldim A noktasına. A'nın apsisi eksi 2. O zaman X'ler ne olacakmış? Sıfırdan küçük. B ile A aynı bölgede olduğundan dolayı B'nin apsisinde ne olması gerekecek burada? Sıfırdan küçük olması lazım. Yani 2K eksi 4 küçüktür 0 ise 4'ü diğer tarafa attık. 2K'mız 4'ten küçük geldi. Her iki tarafı 2'ye böldük. Burada da K'mız ne olacakmış? 2'den küçük olacak. Bu dursun. Bir de ordinata bakalım. Bakın B'nin ordinatı eksi 7 olduğundan B noktasının ordinatı ne olacak? Sıfırdan küçük. A ile B aynı bölgede olduğundan dolayı da A'nın ordinatında ne olması gerekecek arkadaşlar? Sıfırdan küçük olması lazım. Öyleyse P artı 3 ifadesi sıfırdan küçük ise 3'ü diğer tarafa atarsan P ifadesi de ne olmuş olacak? Eksi 3'ten küçük. Soruda neyi sordu? P ile K'nın en büyük tam sayı değeri nedir diye sordu. P tam sayı veya K tam sayı demediğinden dolayı aralık içerisinde bırakmam lazım. K'mız 2'den küçüktü. P'miz eksi 3'ten küçüktü. Taraf tarafa topladık. K ile P'nin toplamı ne olmuş oldu? Eksi 1'den küçük olmuş oldu. Öyleyse K artı P'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri de buradan ne gelecekmiş? 0 gelmiş olacak. Bir sonraki soru. A eksi 4'e 3 noktası Y ekseni üzerinde ve B eksi 4'e B artı 2 noktası X ekseni üzerinde ise A artı B nedir? Şimdi arkadaşlar, eğer A noktası Y ekseni üzerinde ise bir önceki videoda şunu söylemiştik. Y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsislerinin olması gerektiğini söylemiştik. 0. Öyleyse A'nın apsisi buradan ne gelecek? 0. A eksi 4 eşittir 0 ise 4'ü diğer tarafa attık. A'mız buradan kaç gelmiş oldu? 4. Bir de x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatlarının 0 olduğunu söylemiştik. O zaman B'nin ordinatının ne olması gerekecek? 0. Öyleyse B artı 2 eşittir
0 ise 2'yi diğer tarafa attık. B'miz de buradan ne gelmiş oldu? Eksi 2. E bize toplamını sordu. A ile B'nin toplamı 4 eksi 2'den 2 gelmiş olacak. Burada şu notu da söyleyelim. Eksenler bölgelere dahil değildir. Bunu da not olarak yazayım ben buraya. Not: eksenler bölgelere dahil değildir. Hemen bir sonraki sorumuza geldik. A noktası A kare çarpı B, A çarpı B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre B A küp mutlak B, mutlak A artı B ifadesi analitik düzlemin hangi bölgesindedir diye bize sormuş. Demin öğrendik. İkinci bölge dediğimiz zaman ne olacak? X'in negatif, Y'nin pozitif olduğu. X'in negatif olduğu dediği zaman ne olacaktı? X'ler sıfırdan küçük. Y'lerimiz de ne olacaktı? Sıfırdan büyük olacaktı. O zaman A kare çarpı B ifadesi sıfırdan küçükse. Hemen şuraya geldim. Hangi sayının kare, reel sayının karesini alırsanız alın daima bu ifade ne olacak? Pozitif olacak. O zaman çarpım durumundaki ifade sıfırdan küçükse, biri pozitifse negatif çıkması için de B'nin ne olması lazım? Eksi. Yani sıfırdan küçük olması gerekiyor. B'miz sıfırdan küçük olacakmış. A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyük. Ordinat pozitif olduğundan. O zaman A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyükse. Hemen şuraya geldik. Biz neyi bulmuştuk? B sıfırdan küçük. Yani işaretlemesi ne olacaktı? Eksi. E çarpımın sıfırdan büyük olması için de eksi ile eksiyi çarptığım zaman artı yapması gerekeceğinden A'nında ne olması lazım? Negatif. E buradan çıkardığım sonuçta ne olmuş oldu? A'mız küçük, sıfır oldu. Şimdi B noktasına geldim. Bakın apsis neydi? A küp çarpı mutlak B. Şimdi A'mız sıfırdan küçükse küpünü aldım ne olmuş oldu? Eksi. E B'miz sıfırdan küçüktü, mutlağını aldık. Bu ne olarak çıkmış olacak ifade? Pozitif olacak. E çarpım durumunda eksi ile artının çarpımından apsisimiz ne oldu? Eksi. O zaman apsis ne olacakmış? Sıfırdan küçük olacak. Bir de ordinat için mutlak A artı B demişti. E ne bulmuştuk? Apsis eksi, ordinat eksi. O zaman mutlak değerin içerisi eksi oldu. Mutlak değerin sonucu da ne gelecek? Artı. E ordinatımız ne olacakmış burada? Sıfırdan büyük. Apsisin sıfırdan küçük, ordinatın da sıfırdan büyük olduğu bölgemiz hangi bölgeydi hatırlarsanız? İkinci bölge olacaktı. O zaman B noktası da dik koordinat sisteminin yani analitik düzlemin hangi bölgesinde bulunacak? İkinci bölgesinde bulunmuş olacak. Bir sonraki soru. A noktası apsisi 2A artı 10'a, ordinatı da 3A eksi 6. Noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesi. Dördüncü bölgede x'ler sıfırdan büyük, y'ler sıfırdan küçük olacaktı. O zaman apsis sıfırdan büyük, ordinat da ne olacakmış? Sıfırdan küçük. A'nın alabileceği tam sayı değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın 2A artı 10, apsisler sıfırdan büyükse sıfırdan büyük olacak. Buradan 10'u diğer tarafa atarsak 2A ifadesi ne oldu? Eksi 10'dan büyük. Her iki tarafı 2'ye böldük. O zaman A ifadesi buradan ne olmuş olacak arkadaşlar? Eksi 5'ten büyük. Bu ifade dursun bir. Ordinat ne olacaktı? Sıfırdan küçük. O zaman 3A eksi 6 ifadesi sıfırdan küçük ise 6'yı diğer tarafa attık. 3A küçüktür 6. Her iki tarafı 3'e böldük. A'mız ne olacak? 2'den küçük geldi. Bu iki durumu bir arada incelersek A'mız ne dedik? Eksi 5'ten büyük. Nereden küçük? 2. Alacağı tam sayı değerlerine ne geliyor bakın? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, bir de 1'i almış olacak. Şu 1 eksi 1'i götürdü, toplamını sorduydu. Eksi 4, eksi 7, eksi 2 daha. Toplam ne gelmiş olacakmış arkadaşlar? Eksi 9 gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. A 3'e A eksi 5 noktasının x eksenine olan uzaklığı 5 birim ise A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. Hatırlarsanız şunu söylemiştik. Dik koordinat sisteminde aldığımız herhangi bir noktanın koordinatları AB olsun bunun,
X eksenine olan dik uzaklığı bize ordinatının mutlağını, Y eksenine olan dik uzaklığı da bize absesinin mutlağını verecekti. A noktası X eksenine olan uzaklığı diyor. Dik koordinatı çizdim. A noktası şurada olsun. 3'e A eksi 5. Ya burada olacak ya da dördüncü bölgede olması lazım. Biz şunu göstereceğiz. X eksenine olan dik uzaklığı ne dedik? Ordinatının mutlak değerine eşit. Bu da x eksenine olan uzaklığının 5 birim olduğunu söylemiş. O zaman şu uzaklığımız ne olacak? 5. Mutlak değer içerisinde a eksi 5 eşittir 5 ise mutlaktan kurtaracağız. Bir artılı bir eksili. A eksi 5 eşittir ya 5 olacak veya a eksi 5 eşittir buradan ne gelecek? Eksi 5. Diğer tarafa attık. A'mız buradan 10 geldi. Eksi 5'i burada diğer tarafa attık. A'mız buradan ne gelecekmiş? 0. A'nın alacağı değerler 0'a 10. Alacağı değerler toplamını sordu. O zaman 10 artı 0'dan da buradan ne gelmiş olacakmış arkadaşlar? 10 gelmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.